fazla konuşmaya gerek görmüyorum. Yaptıklarımız zaten ortada. Yarım kalan projelerimiz kış dolayısıyla, mevsim dolayısıyla ara verdiğimiz en büyük projemiz, en önemli projemiz göl etrafının düzenlenmesiyle ilgili bir rekreasyon çalışması. Bunun 2016 yılı içerisinde 1600 metresini tamamladık. Geriye 4,5 kilometre gibi bir etapımız kaldı inşallah. Onu da mevsimler inşaata el verir vermez devam edeceğiz inşallah. 2017 yılı içerisinde göl başına kazandırmayı düşündüğümüz ve planladığımız hizmetlerin başında artık göl başına yakışmayan, Gölbaşı Belediyesi'nin ihtiyacına cevap vermeyen bir hizmet binamız var. Bunun yenilenmesi gerekiyor. İnşallah Pancar Şefliği Bölgesi Bahçesi içerisinde, aynı yerde Pancar Bölge Şefliği'nin bulunduğu yere belediye hizmet binası yapacağız. Projemiz tamam. Finansı konusunda İller Bankası ile görüşme halindeyiz. Bunun dışında araçlarımızı koyduğumuz garaj, yeni bir itfaiye garajı, itfaiye binası ve yeni bir mezbaha inşallah yol başına kazandırmayı planlıyoruz. Bu da Malatya yolu üzerinde, un fabrikası karşısındaki 36 dönümlük bir alan içerisinde olacak. İnşallah 2017 yılı içerisinde bu hizmetleri bitirmeyi planlıyoruz. Burada devam ettiğimiz göl etrafını düzenleme projesi tamamen turizme yönelik bir proje. Bu projenin devamı inşallah olacak. Büyük bir proje. İki göl arasındaki, Gölbaşı Gölü ile Azaplı Gölü arasındaki kanalın her iki tarafından 20'şer metre düzenleme yaparak göl başından Karaburun'a kadar göl etrafındaki düzenleme sürecek. Daha ileriki dönemlerde de iki göl arasındaki kanalı da Gölbaşı Gölü'ne katarak, yani bir etap sayarak su sporları parkuru oluşturacağız inşallah. Sanayi şehri yapmak değil, Gölbaşı'nı bölgenin mesire alanı haline getirmek. Önce iç turizme, sonra dış turizme aşamak inşallah. Sanayinin gerektirdiği kadar sanayi, ama bölge yetecek kadar turizm planlıyoruz inşallah. Başka? Sanayi olarak en büyük eksiğimiz veya en büyük problemimiz diyeyim, şu anda organize sanayi bölgemizde doğal gazın bulunmayışı. Bununla ilgili olarak vekillerimiz de, kaymakamımız da, sayın valimiz de uğraş içerisindeler. Hep beraber uğraşıyoruz. Epeyce yol aldık. Umuyorum Kahta ilçemizin organize sanayisinin ve Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi'nin doğal gazı önümüzdeki sezon içerisinde gelir, doğal gaza kavuşuruz diye düşünüyorum. Evet. Önce bir yatırımcıyla birlikteydik. Gaziantep'ten tanıdık bir yatırımcı arkadaş buradaydı. Kalkınma Bankası'ndaki evraklarını, müracaatlarını tamamlamak üzereler. Sizin aracılığınız ile Gölbaşı hemşehrilerime bu konudaki ilk müjdeyi verebilirim. Tarıma dayalı bir sanayi alanı, konserve fabrikası ile ilgili arkadaşlar işlemlerine başladılar. Bir iki yatırımcı daha Gölbaşı'na şu anda seçmiş vaziyetteler. Kesinleştiğinde o müjdeyi de sizler aracılığıyla vermek isterim.